Dilan ve Engin Polat soruşturmasında bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. O gelişme Polat ailesinin avukatlarının TMSF'ye ve vergi dairesine verdikleri dilekçeyle. O dilekçede Polat ailesinin avukatları soruşturma sırasında el konulmuş olan taşınır taşınmaz bütün malların ve bankadaki paranın da hazineye devredilmesini talep ettiler. Bu soruşturma için çok önemliydi. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde TMSF el konulan araçların tamamını kendi otoparkına çekmişti. Yine soruşturma sonunda da çıkabilecek vergi cezaları ya da yargılama sonunda çıkacak ceza sonrasında da o araçlarla birlikte taşınır taşınmaz malların tamamı satışa çıkartılmış olacaktı. Fakat yargılamanın sonunu beklemeyen Polat ailesinin avukatları bugün dilekçe sunarak İki kuruma da şimdiden borçların tahsil edilmesi için ve yargılama sonunda kesilecek cezalar için, para cezalar için ön bir tedbir çerçevesinde araçların satılıp borçlardan düşmesi için hazineye devredilmesinin dilekçesini sunmuş oldu. Şimdi bu önemliydi. Neden önemli diyecek olursak da soruşturma kapsamında bilindiği gibi Ahmet Gül yani Polat ailesinin hem mali müşaviri hem de avukatı olan Ahmet Gül'ün soruşturma yürüten savcıya itirafçı olarak verdiği ifadeler vardı. O ifadelerde şirkete bazı paravan şirketlerden sahte faturaların kesildiğini itiraf etmişti. Yine aynı şekilde başka bir çalışanda yaklaşık 1 milyar liralık sahte faturayı emniyete teslim edilmişti. Bu çerçevede de yine vergi dairesi müfettişlerinin ve Masak'ın yaptığı araştırmalar sonucunda da zaten Boluk ailesinin şirketlerine yüklü miktarda sahte fatura girişleri tespit edilmiş ve kayıt altına alınmıştı. Şimdi normal koşullarda yargılama sonunda yeni bir vergi borcu, alacakları ceza ya da herhangi bir yargılama sonundaki kısmını geçiyor mu? Fakat vergi cezası yüklü miktarda çıkacaktı. Yüklü miktarda vergi cezası çıktığında da öncelikli olarak TMSF tarafından el konulmuş olan araçlarla birlikte taşınmaz yani evlerde, gayrimülklerde bunların tamamı satışa çıkartılacaktı ihale yöntemiyle. Fakat Polat ailesinin avukatı bu süreçte yani 5 yıl sonra oluşabilecek faizleri de şimdiden öngörerek çünkü devleti mağdur edilmesi söz konusu olduğu yerde sürekli bir faiz işletilecekti. Bunların önüne geçmek için de bugün bir dilekçe sundular. Şimdi size sunulan o dilekçeyi okuyorum. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'na. Müvekkiller hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2023 orada dosya numarası okunuyor. Soruşturma sayılı dosyası ile soruşturma yürütülmektedir. Yürütülen soruşturma kapsamında müvekkillere ait şirketlere kayyum atanmasına karar verilmiş. Akabinde kurumunuzca müvekkillere ait şirketler yönetilmeye başlanmıştır. Biliyorsunuz ki Polat ailesinin bütün şirketleri el konulduktan sonra kayyuma atandı. Kayyumlar tarafından şu an yönetiliyor. Müvekkillerle ilişkisi olduğu söylenen şirketlerle ilgili vergi incelemesi neticesinde netleşecek olan vergi borcuna ilişkin savcılığımızca tedbir konulan müvekkillere ait banka hesaplarında bulunan mevduatların kullanılmasını, menkul ve gayrimenkulün derhal satılmasını ve vergi borçlarının ödenmesini talep etmekteyiz. Mükelleflerin yeterli geldiği ölçüde taşınır taşınmaz satışına ve bankada bulunan mevduattan karşılanmasına rızası bulunmaktadır. Daha fazla hak kaybına sebebiyet verilmemesi adına kurumunuzca gerekli işlemlerin yapılmasını arz ve talep ederiz. Şimdi burada neler gelecek diye soracak olursanız birincisi o daha önceki Polat ailesinin Dilan ve Engin Polat'ın şaşalı hayatlarını sürdükleri, kullandıkları araçların burada satılması talep ediliyor. Yani ihale yöntemiyle hemen satılarak oluşabilecek ileride çıkacak vergi borcuna karşılık hazineye aktarılması talep ediliyor. Bununla da yetinmiyorlar. Polat ailesinin daha önceden yaşadığı evlerin de bir an önce satılıp paranın hazineye aktarılmasını talep ediyorlar. Şimdi az önce de belirttim ya, bu çok önemli bir gelişme. Bunun önemli olduğunu şuradan size yine söyleyebilirim. Bir nevi Polat ailesi tamamen o mali müşavirlerinin de söylemiş olduğu yaklaşık 1 milyar liralık sahte faturayı bir nevi şu an itibariyle kabul etmiş oluyorlar. Zaten Engin Polat'ın da daha önceki ifadelerinde vergisel sıkıntı yaşamış olabiliriz. Vergisel sıkıntımız da varsa neyse borcu devlete borcumuzu öderiz diye beyanı bulunuyordu. İşte daha henüz yargılamaya başlamadan Masak raporları gelmeden, ilk böyle iddianame hazırlanıp da hakim karşısına çıkmadan önce aslında haklarındaki bir suçu, ki o suç şirketlere sahte fatura yükleyerek para elde edilmesiydi, o suçu şimdiden kabul etmiş oldukları anlamına geliyor. Yani yine yargılama boyunca da yapacakları savunmalarda biz şirketlere bilerek ya da bilmeyerek, muhtemelen bilmeyerek diye söyleyeceklerdir, sahte faturalar kesildi, bu kapsamda da verilecek cezaya razıyız diyeceklerinin ön bir savunması olduğunu da bunu belirtelim. Tabi burada devlet açısından da bakıldığında o araçların yaklaşık yargılama süresi genelde Türkiye'de bir 5 yıl sürer. 5 yıl sonra bu araçlar satıldığında bu kadar ederi olmayacaktı. Belki evlerin aynı şekilde bu kadar ederi olmayabilirdi. Çünkü genellikle ihale yöntemiyle satıldığında şu anki ederinin çok çok altında bu araçların ya da taşınmaz malların ihale yöntemiyle satılacağı daha önceki örnekleriyle de belliydi. O yüzden devlet adına da bu hamlenin kasasına girecek para anlamında da önemli olduğunu belirtelim. Tabi burada daha önceden de bahsetmiştik, yaklaşık 29 araba ve birçok taşınır taşınmaz mallardan bahsediyoruz. Bazı arsalar var. O arsaların da yine satılması ve hazineye aktarılması söz konusu. Bu çerçevede avukatların verdiği dilekçenin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bu da yargılama aşamasında kendileri için çıkacakları faizle birlikte borcun da önüne geçmek için yapılan bir hamle olarak değerlendiriyorum. Önümüzdeki günlerde TMSF bu dilekçeyle birlikte işlem yapacak ve kişilerin de rızası olduğu için bir ihale takvimi düzenleyecek. O ihale takviminde de önce araçlar tek tek ihaleye konulacak. Ki bu ihaleler açık ihale olacağını belirtirim ve açık ihale kapsamında da internet sitesi üzerinden bütün herkes, araçları almak isteyen kimler varsa bütün herkes o ihaleye bedelini, ihale bedelini, giriş bedelini yatırdıktan sonra katılabilecekler. Ve sonrasında da önce araçlar satılacak. Yine aynı şekilde taşınmaz olan evlerin tamamı satıla çıkartılacak. Yine ihale yöntemiyle. Tabii burada bir başka konu daha var. Bilindiği gibi Polat ailesinin banka hesaplarındaki paralara bloke konmuş durumdaydı. O paraların da tamamı yine TMSF ve vergi dairesi tarafından kabul görürse hazineye aktarılacak. Hazineye de aktarıldığında tek tek kayıt altına alınacak. Şu evden şu kadar para satıştan gelir elde edildi. Bankada bu kadar para vardı. Aynı şekilde tek tek o araçlardan elde edilen paralar kayıt altına alınacak. Sonrasında vergi dairesinin sahte faturalardan kaynaklı çıkartacağı cezadan düşüm yapılacak. Eğer ki o para cezası satılan mallardan karşılanmazsa Polat ailesine yeni bir vergi cezası çıkartılacak. Ama eğer ki satılan araçlar ve taşınmaz mülklerden vergi cezası karşılanırsa da bir nevi o vergisel olarak anlaşma, hesaplaşma devlet adına tamamlanmış olacağını belirtelim ve bugünlük de videomu bu önemli gelişmeyle sonlandırmak isterim. Hoşçakalın.